Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok değerli bir bilgiyle karşınızdayız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum sizden ve gelelim videomuza. Biliyorsunuz arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde iPhone'u e-mail kaydı olmadan, yani pasaport kaydı vesaire olmadan nasıl kullanabileceğinize dair bir içeriği sizlerle paylaşmıştık. Bu içerik sonrasında bazıları ya acaba bu açık kapandı mı kapanmadı mı gibi soru işaretleriyle yine bizlere dönüş yaptılar. Açık kapanmadı arkadaşlar, bunu size net bir şekilde belirtelim. Fakat şu var. Eskiden arkadaşlar, eskiden dediğim yani 1-2 ay öncesinde ilk denemenizde sonuç alıyordunuz. Yani ne yapıyorduk? Hattımızı eski bir iPhone'a takıyorduk. İki cihazda uçak modunda oluyordu. Eski iPhone'da 4G ise 3G'ye çekiyorduk. 3G ise 3G'yi kapatıyorduk. Ve ne yapıyorduk? Hattımızı çıkartıyorduk. Uçak modunda olan, pasaport kaydı olmayan ve kapanmış, bakın kapanmış olması önemli, iPhone'a takıyorduk. Ve bu telefonu uçak modundan çıkardığımızda direkt olarak cihaz açılıyordu. Ve 3 gün süreyle bu cihazı kullanabiliyordunuz. Sonrasında tekrardan kapanıyordu arkadaşlar. Aynı işlemi bir kez daha yapıyordunuz ve telefon bir hafta açılıyordu. Üçüncü yapışınızda ise telefon tamamen açılıyordu. Bu yöntem hala geçerli arkadaşlar. Ama çalışmıyorsa bunu 3 defa yapmanız gerekiyor. Birincide yaptınız, baktınız şebeke gelmedi. Sıkıntı yok. Bir daha yapıyorsunuz. Şebeke gelmedi. Üçüncü yapışınızda şebeke geliyor. Herhangi bir sıkıntı, sorun olmuyor arkadaşlar. Fakat şu çok önemli. Bunu yaptığınız hattı, hat kapanana kadar. Bakın dedim ya, ilkinde 3 gün süreyle kullanabiliyorsunuz diye. Hat kapanana kadar telefonu hiçbir şekilde kapatmamanız, uçak moduna almamanız, şebekesini, daha doğrusu hücresel modunu kapatmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca internet paketinizin de olması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. İnternet paketiniz mutlaka olmalı. Yani siz hücresel açık bir şekilde internete girebilmelisiniz arkadaşlar. Wi-Fi üzerinden değil, hücresel üzerinden internete girebiliyor olmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu yöntem çalışmayacaktır. Yani belki hat gelir vesaire ama arama alamazsınız, internete giremezsiniz falan. Dolayısıyla o noktada bir problem yaşamamanız gerekiyor. Bir de en önemlisi neydi arkadaşlar? Bu yöntem sadece Türk Telekom hatlarda geçerli. Yani bunu Vodafone'la ya da Turkcell'le yapmaya çalışmayın. Şu anda sadece Türk Telekom'da geçerli. Dediğim gibi bu yöntemi denedikten sonra hattınızın telefonda takılı kalması gerekiyor. Hiçbir şekilde telefonunuzun şebekeden kopmaması gerekiyor. Atıyorum bir tünele girdiniz. O an şebeke gitti ve bir daha gelmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla o ilk 2 günlük süre, 3 günlük süre ve sonra aslında yaptığınız bir haftalık süreç çok önemli. Bakın 3 günü tamamladınız, bir daha yaptınız. Bir hafta açıldı, kapandı, bir daha yaptınız. Tamamen açıldı ya, o noktadan sonra sıkıntı yok. Hatta 3. yapılıştan sonra 120 gün geçince, yani üzerinden 4 ay geçince diğer hatları da kullananlar mevcut. Bu herkeste çalışmıyor ama bazı kişilerde arkadaşlar Türk Telekom'u çıkartıp atıyorum Turkcell ya da Vodafone taktığında da cihaz çalışmaya devam ediyor. Bu bir istisna ama dediğim gibi bu yöntemi deneyenlerin ilk 3 günlük süreçte ve sonrakindeki 1 haftalık süreçte cihazın internet bağlantısını, hücresel üzerinden internet bağlantısını ve şebekeye bağlı sinyalini kopartmaması gerekiyor. O yüzden hani zemin katlara inip sıfır, telefon hiç çekmiyor, bunlardan kaçınması gerekli. Bu yöntemin de zorluğu bu arkadaşlar. Eğer bunu yaparsanız şebeke bir daha gelmiyor. Sonrasında bu yöntemi deneseniz bile başarılı olamayabiliyorsunuz. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Şu anda sosyal medyada iPhone'lara, özellikle iPhone 14, iPhone 15 gibi cihazlara klonlama yapıldığına dair bir söylenti var. Bu gerçek arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki günlerde anlatacağım sizlere nasıl olduğunu. Bunun için kanalımıza abone olun ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Klonlamada şu önemli, sadece tek bir numara üzerinden yapılıyor. Yani kullandığınız numara neyse onun üzerine klonluyorsunuz ve iPhone açıldıktan sonra başka bir numarayla kullanamıyorsunuz. Onun da riski şurada arkadaşlar. Atıyorum siz bir numarayla klonladınız, farklı bir hat taktınız. O anda sizin hattınız da gitmiş oluyor. Yani tekrardan klonlama işlemi yapılamıyor arkadaşlar. Bu bir kereye mahsus yapılan bir şey. Dolayısıyla siz klonlama yaptınız, hep o hatta kullanmak zorundasınız. İçerisine farklı bir hat taktığınız anda direkt olarak sizin yaptığınız klonlama işleminde çöp oluyor. Sonrasında kendi hattınızda da çalışmıyor. Zaten başka hatta da çalışmıyor. Böyle bir eksisi var onun da. Dediğim gibi onu da önümüzdeki günlerde anlatacağım. Biraz karmaşık bir işlem ama o işlemi de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine klasik yöntemimiz hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi açık kapatılmış değil. Orada 2-3 kere yapmanız gerekiyor. Yani ikinci de çalışmıyor ama üçüncü de garanti çalışıyor arkadaşlar. Hani bir kere yaptığınız ya olmadı, iki kere yaptığınız ya olmadı deyip
pes etmeyin. Üçüncü de çalışacaktır. Bunu sizlere rahat bir şekilde söyleyebilirim. Ve az önce de belirttiğim gibi kesinlikle arkadaşlar şebeke geldikten sonra sinyali kopartmamanız lazım. Aa bu oldu, ben bunu kapatayım başka hatta deneyeyim falan. Kesinlikle hayır arkadaşlar, olmaz. Telefondan o hattı çıkarmamanız gerekiyor. Çıkardığınız anda zaten bir daha hiçbir hatla o telefonun üzerinde bu denemeyi yapamazsınız. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Dediğim gibi konu hakkında eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.